Merhabalar, ben Köfte İsköte ve Köfte'nin Distopyası 2'nin 11. bölümüne hoş geldiniz. Ve 2 bölüm arasında sadece 15 dakika var. Öyle benim çekim sürem olarak. Ve şunları biraz doldurdum. Neyle doldurdum diye soracak olursanız şunla tabii ki de. Ve inventörümde hazır tutmam gereken birkaç bir şey. İlk olarak valla. Ve ardından valla. Ve şunu açtığımızda bir giriş yazısı görüyoruz. Elfler bize bir hoş geldin mesajı veriyor. Ve dikkat ettiyseniz şurada birkaç tane daha kısım var. Hatta ve hatta şurada da. Burada. Ve burada. Ve kısacası bayağı bir şey değişik durumda. Ve şu iki arkadaş gitsin. Evet. Ve siz de gidin. Evet. Ve şunu bir süre durduracağım çünkü çok fazla manam yok. Evet. Ve bayağı bir şey ayarladık bununla. Peki ne yapacağız bunlarla? Ah, sparklar. Sparky, sparky, sparks. Evet. Spark augmentations. Şimdi spark. Dominant ve recessive. Bana recessive ve dominant lazım. Bakalım. Fire var. Neyse, onlara birazdan bulaşırım. Bunun yanı sıra ne yapacaktım başka? Evet, şunlar. Lens clip bu. Daha senin kullandığın bir yer var mı? Yokmuş. Aa evet. Sparklar. Şimdi benim recessive için T, dominant için fire'a ihtiyacım var. İki tane fire'ım burada. Burada isolated air kullanıyormuş. Earth için mushroom, block of coal ve stone. Block of coal ve beyaz mushroom. Evet, hemen geliyorum. Evet, geldim. Ve bunun yanı sıra bize ne lazım? Tamamen. Evet. Remove Earth. 1, 2, 3. 2 değil, 3. Ve sen. Evet, bunun yanı sıra başka ne lazımdı? Block of Coal. Evet. Block of coal gel. Ve bu arkadaş şurada yapıla dursun. Evet. Oluyor. Ve bekliyoruz. Ve voilà. Şimdi bana ne lazım? Mana Stealinglet. Tabii ki de. Şundan direkt yapalım. Dominant. İki tane dominant yapalım. Bir tane recessive yapalım. Ve şimdi bir mucizeyi üzerinde silelim. Sen gel şöyle ve sen dominant ol. Sen de dur, aslında dur. Sana dominant koymamıza gerek yok. Sen direkt normal olsan da oluyor. Çünkü bu arkadaş direkt
bundan alıyor. Evet, basitçe yöntem bu. Evet. Şimdi yapmamız gereken diğer bir iş, daha fazla kömürle beslemek. Ve ardından mıknatısımın bunları kapmamasını beklemek. Ve neden bir tanesi hiç almıyor? Evet, bir tanesi düzenli olarak almıyor. Şu tarafta bir tanesi. Fazla ilginç. Neyse, Spark nedir diye soracak olursanız kendisi anlık bir mana taşıma yöntemi. Ve cidden güzel bir mana taşıma yöntemidir. Tavsiye ederim. Tüm olayımı bu Spark'ları yapmak için. Evet, ve sana bakalım. Bu da dola dursun. Ve diğer bir iş ise şu arkadaşları kullanmak. Neredeydiniz siz? Munch diyor. Evet. Kendileri bir çiçeğimiz ve bana başka ne lazım? Elven Mana Spreader. Yani sen gel. Bir tane Elven Mana Spreader yeter şimdilik bana. Nasıl dur? 3 tane lazım. Bir tanesi de şundan yapalım artık. Evet. 3 tane Elven Mana Spreader ve beraberinde evet, ve sonrasında da yapacağımız şey gene çok basit. O da, bu arada Spark'ları neden çiçeklerden taşımak için kullanmıyorsun diye soracak olursanız, çünkü kullanamıyorsun. Evet. Hatta bir kontrol edelim. Evet. Ve ardından yapmamız gereken diğer bir iş ise şu arkadaşlar. Bu arkadaşlar nedir diye soracak olursanız, yemeklerden mana üreten bir arkadaş kendisi. Yani bunun anlamı. Ve gene geldim ve sen nereden çıktın? Evet, şimdi burada yapmamız gereken şey 16. 1. Ama öncesinde bir havuçlarla deneyelim. Başka neyimiz var? Elmalar uygun değil. Siz de değilsiniz. Evet. Ve bunları bir emin olalım. Bir saniye, yanlış şey mi yaptım? Evet, ben yanlış şey yapmışım. Evet, yanlış mana üretim yolunu yapmışım. Evet, harika. O zaman bakalım leave'imiz var mı? Var. Bu leave'leri dönüştürüyormuş. Doluyorlar. Şu şekilde dolduralım o zaman. Hayır, sen olmuyorsun.
Bunun anlamı şu an bu arkadaşların işi bittiğinde şu an bunlar bayağı bir mana üretiyorlar. Ve gördüğünüz gibi bu arkadaş sürekli mana alıp duruyor. Hatta şunun hedefini iyice bir ayarlayalım. Bu arada sanırım ideal sayısını bulmuşuz. Evet, bu şekilde bir süre mana üreteceğiz. Yay! Peki, neden şu an bolca mana üretmek istiyorum? Sebep biraz basit aslında. Terra Shatter yapmak istiyorum. Terra Shatter'ı da şurayı kazmak için kullanmak istiyorum. Orası Tomcraft alınacak. Evet. Orada bunların nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyorum ancak göreceğiz. Benim asıl kullanmak istediğim hangisiydi? Bakalım. Evet, bunu yapmak istiyordum ben. Rune of Summer ve Rune of Fire. Gerçi bu da hayır, Kekimurus. Asıl favorim bu Kekimurus. Slime Chunk'ım var mı burada bilmiyorum. Nightshade Sire kalsın. Rose Arcana olabilir. Bu da olabilir. Daneshade. Bu da mantıklı bir seçenek aslında. Terminality hayır. Evet, basitçe mana üretiyoruz bu şekilde. Bana bolca mana gerekecek. Ah! Mana! Hatta şimdilik şu arkadaşa da ihtiyacımız yok bir süre. Evet, o yüzden seni bu mu? Sendeki manayı şuraya aktarabiliriz. Ve bana bir adet daha Spark gerekecek. Bunun anlamı sen geleceksin. Sen geleceksin. Sen geleceksin. Aslında dur, senden iki tane lazımdı değil mi? Evet. Bundan iki tane lazımdı. Spark'ın resipisini unutmuşum. Bu boşaldı ve bunu şuraya aktaralım. Ve beraberinde Spark'ımızı yapalım. Sonra da Sparky Sparky Boom Boom Man diyelim. Spark. Ama bir Spark değil. Tamam, bu iğrenç esprinin de ardından seni şöyle geri koyalım. Sen de birazdan geri konacaksın. Seni de şöyle koyalım. Bir kısmını şuraya boşaltalım. Tamamdır.
Bence bu gayet yeterli. Ve sonrasında da yapmamız gereken şey çok basit. İki tane yapabiliyoruz şu an. Evet ve ardından gel gelelim şu arkadaşa. Geri çekilelim. Bu arkadaş işini yapsın. Ve bekliyoruz sesi duyana kadar. Bakalım sesi duyduğumuzda ne olacak. Vallahi teras değil. Bakalım Terra Shatterer 4 tane istiyormuş. Yay. Yani bunu anlamı ben bayağı bir mana biriktireceğim. Ne güzel değil mi? Çok eğlenceli. Yay. Bakalım. Evet. Rose Arcana'ya bir bakalım. Rosa Arcana'ymış pardon. Bir adet mana, Rune of Mana. 3 pink, 1 lime. 1 purple. Evet. Senden kaç tane yapalım? İki tane yapalım. O zaman lime, 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 lime. Evet. Sonrasında da hadi bakalım. Ve kapı çaldı. Evet geri geldim ve bir işkence yapacağız. Evet şimdi bir adet kolumuzu da alalım şöyle ve başlayalım. Ha, öncesinde ve sen. Ping, ping. Aa! Rune of Mana'yı unutmuşum. Tabii de. Ve beraberinde sen. Ve tabii ki de gene ne unuttuk? Living Rock. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir biçimde işleniyor. O zaman suyu dolduralım. Evet, Rose Arcana'larımız hazır. Rosa Arcana. Ve ye bakalım XP'mi. Evet, gördüğünüz gibi bu arkadaşlar benim XP'mi yiyor ve mana'ya dönüşüyorlar.
Yay. Ve tabii ki de bunlara bir tane yetmediği için sizleri azıcık alalım. Evet, iş görüyorlar. Ve biraz da leaf getirelim. Çünkü neden olmasın? Ve biraz da yakacak. 16. Leaf. Bu leafleri aslında dekoratif bir iş için planlamıştım ancak buna kısmetmiş. Tabii ki de birini gene almadı. Ve yeeey! Çok eğlenceli bir iş yapacağız değil mi? Harika. Evet, bu şekilde güzel bir mana üretimi elde ediyoruz şimdilik. Evet, bekliyoruz bu şekilde. 30 level'a düştüğümde buradan çıkacağım. Çok eğlenceli değil mi? Bunun yanı sıra girmeyi planladığım başka şeyler var mı? İçeriye adam gibi bir girmem lazım bir ara. Mesajlarıma bir ara adam gibi bakmam lazım. Ve böyle. Neyse. Bütün bunlar bölüm arasına tıkıştırılacak şeyler ve cidden sıkıcı şeyler. Bunun yanı sıra bir arkadaşımız daha iyi yapmamız lazım. Onlar da geçici yerlerinde bir fazlasın. Evet ve ardından Lucky Translocators ve Fleet Trash Can. Hayır. Ve bu kadar basit. Sonrasında da her zamanki iş. 2 stack block of coal'u atıyoruz. Ve bu arkadaşlar çalışmaya başlıyor. Çok eğlenceli. Ve burada 2 tane daha terestik üretecek manayı biriktirmeye çalışıyoruz. Evet. Çok güzel eğleneceğiz. Ve diğer arkadaşları da bir ara craft edeceğim. Bu arada burası geçici mana üretimim. Asıl mana üretimim biraz daha fantastik bir düzende olacak. Planlar planlar. Ama bir ara yakında baya bir Tomcraft'la uğraşmak istiyorum. Çünkü Tomcraft'a ilgimi çeken ve işime yarayacak inanılmaz güzel şeyler var. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.